İsmet Bey, biz her hafta dünyadaki ve Türkiye'deki ekonomik gelişmeleri değerlendiriyoruz. Bu hafta bizimle berabersiniz. Çok teşekkürler. Tabii siz çok tecrübeli bir bankacısınız. Uzun yıllar bankacılık sektöründe önemli görevler yaptınız ve en sonunda da Kredi Garanti Fonu'nun genel müdürlüğünü yaptınız ve Kredi Garanti Fonu'nun değişimi, dönüşümü ve hacminin büyümesinde mimar sizdiniz. Benim de çok yakından takip ettiğim bir süreçti. Türkiye'nin o kritik dönemlerinde Kredi Garanti Fonu üzerinden özellikle reel sektörün ihtiyaç duyduğu finansmana ulaşması noktasında emeğiniz çok büyük. Öncelikle onun için bir teşekkür ederek başlayayım. Onun yanı sıra tabii ekonomiyi de çok yakından takip ediyorsunuz. Ekonomik gelişmeleri de sizinle bu akşam istişare etmek istiyoruz. Çok kısaca pandemi dönemiyle başlayalım uygun görürseniz. Pandemi döneminde dünya ekonomisi ve Türkiye ekonomisinde dikkatinizi çeken hususlar nelerdi? Levent Bey, öncelikle davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu güzel sözleriniz için de ayrıca çok Çok teşekkür sağ olun. ediyorum. Şimdi pandemi sürecini değerlendirirken şöyle bir benzetme yapmak uygun olur mu takdirinize bırakıyorum. İkinci Dünya Savaşı sonrası insanlık tarihi belki de en büyük krizlerinden birini yaşıyor. Bunu belki Üçüncü Dünya Savaşı gibi algılayıp buna göre politika geliştirmek ve buna göre çözümleri ortaya koymak gerekiyor. İkinci Dünya Savaşı sonrası hatırladığımız üzere, tarih kitaplarından okuduğumuz üzere ciddi bir yeniden inşa ve bütün dünya sisteminin, ülkelerin yeniden üretim ve tüketim alışkanlığının değiştiği bir dönem yaşanmıştı. 1945 sonrası Avrupa Birliği süreci, daha sonra Marshall Planı, NATO, bunun karşısında Varşova Paktı, Sovyetler Sistemi, ciddi bir çatışma ve kendi içinde dehşet dengesini sağlayan bir süreç. 1990'a geldiğimizde Doğu Blok'un çözülmesiyle birlikte bir geçiş süreci, hızlı bir teknoloji değişimi, bu teknolojik değişmenin bize kazandırdıkları ve bunun yönetilmesi, bugüne geldiğimizde, 2000 yılına geldiğimizde insanlık tarihinin son 100 yılda yaşadığı en büyük sağlık krizi ve bunun 8 milyar insanı etkileyen ve yek vücut yaparak çözüm üretmeye zorlayan bir dönem. Bu dönemde Türkiye birçok ekonomi politikası devreye aldı. Reel sektörü, finans sektörünü, iş gücünü koruyan, bunu sistem içinde tutmaya çalışan politikalar ortaya koydu. Bunun sonuçlarını da ülke olarak önemli ölçüde elde ettik. Bütün dünyada ülkelerin çok ciddi kayıpları yaşadığı, küçülmelerin yaşadığı bir dönemde Türkiye'de mutlaka kayıplar yaşadı. Ancak görece benzer ülkelere göre az kayıpların yaşandığı bir dönemde geçiyoruz. Bunda Türkiye'nin 2018'de, daha doğrusu 2017'de başlayan anayasa değişikliği ve 2018'deki seçimlerle birlikte hayata geçirdiği yeni hükümet sistemiyle aslında karar alma süreçlerinin hızlı alınması ve interaktif bir şekilde bunlara çözümler üretmesi bu süreci yönetmekte ve en az hasarla sonuçlar elde etmeye imkan sağladı. Şunu demeye çalışıyorum. 2020 bütün insanlık için, bütün ülkeler için zor bir dönemdi. Elbette Türkiye için de zor bir dönem oldu. Ancak bütün bu zorluklara rağmen Türkiye görece bu süreci iyi yönetmeye çalıştı ve iyi sonuçlar elde etti. Nitekim üçüncü çeyrek büyümelerine baktığımızda ikinci çeyrekteki kayıpları telafi eden, bu anlamda toparlanma sinyalleri veren, gerek kapasite kullanım oranları, gerek ihracattaki artışlar, gerek ithalatı karşılayıcı düzeydeki üretimler,
bunu destekledi. Zor bir dönem. Bu zorluklara hepimiz çözümler üretmek zorundayız. Bu anlamda Türkiye görece iyi bir noktada. 2021'e bu anlamda daha umut var bakmamız gerekiyor. Kayıpların önemli ölçüde toparlanacağı, fırsatların değerlendirilebileceği bir döneme girdik diye düşünüyorum. Biraz uzun bir giriş oldu ama. Ya çok güzel oldu İsmet Bey, iyi özetlediniz. Bir taraftan da tabii biz sizinle de sık sık müzakere ediyoruz ama izleyicilerimiz için o müzakerelerin bir kısmını da canlı yayında yapmış olalım. Şimdi çok ciddi bir eleştiri var son dönemde. Bazı ben traderlar diyorum, ekonomistler demiyorum. Çünkü ikisi farklı şey gibi geliyor bana. Bazı traderların bazı eleştirileri var. İşte Türkiye krediyle büyüyor. Kredi kanallarını açarak büyüyor. Kredileri kapatmamız lazım. İşte kredileri kapatalım. İşte Türkiye'nin büyümesi sağlıklı değil. Vesaire gibi eleştiriler var ama son işte o sizin de belirttiğiniz desteklerle beraber ortaya çıkan büyümenin içerisinde orada gayri safi sermaye yatırımlarında ciddi bir artış olduğunu da görüyoruz. Yani orada büyümenin kalitesiyle ilgili çok eleştiri de vardı ama içeride yatırımların arttığını da görmüş olduk. Ama sadece bu çeyrek değil, hep bir eleştiri konusu var. İşte KGF de, yani kredi garanti fonu da hatırlarsınız bir dönem çok eleştirilmişti. İşte kredilerin patlamasına sebep oluyor, kredi artışlarına sebep oluyor vesaire gibi. Ama bir taraftan da ben tabii hem televizyon programlarında hem de gazete yazılarında, hatta akademik makalelerimde de altını çizdiğim konulardan bir tanesi var. Türkiye, özellikle KOBİ'ler, finansman ihtiyacı duyan yapıya sahipler ve bu finansmanın maliyeti son derece önemli. Ama bu maliyete katlansa dahi bazen finansmana erişemediğini görmüştük biz. Şimdi sizin o kredi garanti fonunu şekillendirirken ön plana aldığınız konulardan bir tanesi de aslında finansmana erişimi kolaylaştırmaktı. Ve yine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yaptığı çalışmalardan da şunu görmüştük. Yani bunlar teknik bulgulardı. Kredi garanti fonunun devreye güçlü bir şekilde girmesiyle beraber kredi faizlerinin düştüğü ve vadelerinin uzadığını görmüştük ki benim de Türkiye'deki bankacılık sistemine getirdiğim en büyük eleştirilerden bir tanesi vadelerin kısa olması, faizlerin yüksek olması ve orantısız bir teminat uygulanmasıydı. Bu konuda ne düşünürsünüz? Şimdi birkaç soru var söylemenizde. Evet. Birincisi Türkiye'de borçluluk oranıyla ilgili kısma öncelikle yanıt vermek isterim. Türkiye gayri safi milli hasılası işte 800 milyar dolar gibi 800-900 milyar bandında kabul edersek 2019 sonu itibariyle 920 milyar dolardı. Kur artışlarıyla o 800 küsürlerle bu sene kapanacak muhtemelen. Yani gayri safi milli hasılası 800 milyar ya da 900 milyar dolar alırsak Türkiye'de bankacılık sektörünün toplam kullandırdığı kredi Kasım ayı sonu itibariyle BDDK iki gün önce açıkladığı en son bilançoları yaklaşık 3.6 trilyon TL. Yani çok kabaca 500 milyar dolarlık bir kredi stoğu var Türkiye'de. Bu kredilerin tamamını ifade ediyor. Yani bireysel krediler, tüketici kredileri, konut kredileri, KOBİ kredileri, ticari segment ya da kurumsal dediğimiz proje finansmanları hepsi dahil. Gayri safi milli hasıla 900 alırsanız neredeyse %55'i kadar bir rakam. Bankacılık sektörünün toplam kredi arzı. Şimdi diğer ülkelere baktığımızda örnek vereyim. Biraz ilgi alanımda olduğu için Japonya örneğini vereyim müsaadeniz olursa. Japonya'da gayri safi milli hasıla 5.6 trilyon dolar yaklaşık. Japonya bankacılık sisteminin toplam kredi arzı ise 11 trilyon dolar. Yani gayri safi milli hasılanın yaklaşık iki katı bir kredi arzı var. Şimdi rakamlara mutlak baktığınızda büyük görünebilir ama mukayeseli yaklaştığınızda daha anlamlı olur. Birincisi o. Yani Türkiye'de kredi büyüklüğü çok fazla mı? Bana sorarsanız çok fazla değil. Yani 500 milyar dolarlık bir bankacılık sisteminin kredi arzı var.
bu büyüklük bu ülkenin ekonomisi içinde katlanılabilir bir büyüklük. Yine yurt dışı sağlanan kredilere baktığımızda 422 milyar dolar Türkiye'nin toplam kamu özel sektör yurt dışı borçlanması var. Yine başka ülkelerle mukayese ettiğimizde OECD ülkeleri ya da Avrupa Birliği normlarına göre baktığımızda gayri safi milli hasılaya oranla yine yurt dışı borçlanması kabul edilebilir seviyelerde. Bir diğer noktaya gelelim yine sorularımız içinde olan. KOBİ'ler üretim için çok önemli, istihdam için çok önemli ve Türkiye'de bunun önemini farkında. Ancak KOBİ'ler aslında finansmana erişimde en zor durumda olan, en rahat erişemeyen grubu ifade ediyor. 2000'li yıllardan bu yana baktığımızda, yani son 20 yıla baktığımızda KOBİ segmentindeki işletmelerin bankacılık sisteminden aldığı kredi payı %21 ile %27 arasında gidip geliyor. Yani en iyi olduğu dönemde toplam kredilerden aldığı pay %27. Son 20 yılı kastediyorum. En kötü dönemde de %21. Bugün itibariyle baktığımızda, yani Kasım ayı sonu itibariyle baktığımızda %24 mertebesinde. Bankacılık sisteminin toplam kredilerinin yaklaşık 1/4 ancak KOBİ'ler alabiliyor. Ancak istihdamın çok önemli bir kısmını, %74 toplam üretimin %55 ihracatın %60 KOBİ'ler sağlıyor. Ama finansmandan aldığı pay %25 mertebesinde. Dolayısıyla KOBİ'ler bankacılık sistemi tarafından kredilendirilirken çok da rahat kredi alamayan bir grubu teşkil ediyor. Çünkü KOBİ'lerin sorunları var. İşte bilanço yapıları çok şeffaf değil. Kayıt dışı sorunları var. Bunu bilançoya yansıtamadıkları için bilançolar tam gerçeği göstermiyor. Teminat sorunları var. Bankalara teminat veremedikleri için kredi almakta zorlanıyorlar. Yani kısaca KOBİ'lerin bankacılık sisteminden finansmana erişimde iki tane çok kritik sorunları var. Bir, gerçekçi rating sistemiyle ölçülemedikleri için değerlendirilmekte sorun yaşanıyor. Bu da onlardan teminat talebini açığa çıkartıyor. Bizim 2016 sonu 2017 başında geliştirdiğimiz model kredi garanti fonuyla KOBİ'lerin bu finansmana erişim sorununa alternatif bir çözüm üretmekti. Ölçülebilmesi için geliştirdiğimiz bir modelleme var. Kredi garanti sisteminde bir rating yapısıyla ölçümlendi ve onların teminat açığını gidermek için kredi garanti sistemini devreye aldı. Bütün dünyada bu böyle. Yani gelişmiş ya da gelişmekte olan ekonomilere, ülkelere baktığımızda KOBİ'lerin finansmana erişimini sağlamak için kredi garanti sistemleri, kredi garanti fonları arkasında destek oluyor. Biz de Türkiye'de o dönemde 2016 sonu 2017 başında bunu sağlayacak mekanizmayı oluşturduk. Bankaların KOBİ'lere finansman desteği sağlamasını kolaylaştırdık. Orada önemli olan şey şuydu, bankaların risk ölçümlemesinde destek mekanizması devreye girdi rating sistemiyle. İkincisi, ölçülebilmesini kolaylaştırdığı için karşılıklar problemi, bankacılık sistemi her kullandırdıkları için bir karşılık ayırmak zorundadır bankacılık kanunu gereği. Bu karşılıkların birinci grup teminat sayılması sağlandı. Birinci grup teminat sağlandığı için de bankalar bunlara daha rahat kredi verebildi. Peki ortaya çıkan sonuç ne oldu? KOBİ'ler daha rahat krediye erişebildi. Daha uygun maliyetlerle, daha uzun vadeli kredilere erişebildi. Ve bu kredilerin önemli ölçüde geri dönüşü de mümkün olabildi. Türkiye'de bugün itibariyle tahsili gecikmiş alacaklar. NPL oranları %4 mertebesinde. KOBİ ölçekli firmalardaki NPL oranı daha yüksek, %7-8 bandında. Bizim kredi garanti fonu sistemiyle devreye aldığımız o kredilerde ise %2,5 mertebesinde NPL oranları gerçekleşti. Yani kredi garanti sistemiyle kullandırılan kredilerde tahmin edildiği veya beklendiği gibi
daha yüksek NPL'ler oluşmadı. Tam tersi, kredi erişimini kolaylaştırdığımız, daha uygun vadelerle, daha düşük maliyetlerle kredi almalarını sağladığımız için bu kredilerin geri dönüşü daha rahat oldu ve tahsili gecikmiş alacaklar oranı daha düşük oldu. Bu yeterli midir sorularınıza? Evet. Peki. Bu çok önemliydi çünkü Türkiye'nin %99.8'i KOBİ'lerden oluşuyor ve onların finansmana erişi son derece önemli. Siz de çok güzel, isabetli bir şekilde anlattınız KOBİ'lerin ekonomi için önemli. İstihdamdaki, ihracattaki, vergilerdeki payı da son derece önemli. Halihazırda pandemi sürecinde de zaten KOBİ'ler yine en büyük sıkıntıyı çeken şirketler olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ekonomi yönetiminin bu alanda attığı adımlar var, verdiği destekler var. İşte çalışma hayatına yönelik getirdiği bazı düzenlemeler var. Onlarla beraber KOBİ'ler ayakta kalmaya çalışıyorlar. Çünkü gerçekten pandemi çok büyük bir olumsuz etki yarattı. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de. Ama 2021'den biraz daha umutluyuz. Aşıyla beraber, aşıların gelmesiyle beraber umutlar arttı. Ümit ediyoruz ki aşılar hızlı bir şekilde uygulanmaya başlanır ve sonuçları da iyi olur. Çünkü kapatmalarla beraber ekonominin ciddi bir durgunluk yaşadığını gördük. Çünkü hafta sonları başta olmak üzere hizmetler sektörünün durma noktasına geldiğini gördük. Oralarda desteklere ihtiyaçlar var. O destekler büyük oranda ekonomi yönetimi tarafından aktarılıyor ama tabii bunun bir de sürdürülebilir olması lazım. Sonuçta Türkiye'de gelişmekte olan bir ekonomi ve kaynaklarının belirli bir sınırı var. Şimdi tabii bir taraftan da biz bir ekonomi yönetimi değişikliği gördük. Hazine ve Maliye Bakanı değişti ve Merkez Bankası Başkanı'nda bir değişiklik oldu. O iki değişiklikle beraber yeni ekonomi yönetiminin biraz daha ortodoks ekonomi politikaları uygulamaya başladığını gördük ve faizlerde hızlı bir yukarı yönlü hareket gördük. Oradaki de temel argüman fiyat istikrarı. Yani 1211 sayılı Merkez Bankası Kanunu'nda belirtildiği üzere işte fiyat istikrarından sorumlu olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizlerde yukarı yönlü artışlar yaptı ve bugün itibariyle politika faizi 17'lere geldi. Ama siz de bir iyi bir bankacı olarak çok iyi biliyorsunuz ki politika faizi %17 olduğu zaman işletmelerin kullandıkları kredilerin faizleri onun biraz daha üzerinde oluyor. Evet. Şimdi bir taraftan da bir maliyet sorunu, finansmana erişimin ötesinde finansman maliyeti sorunuyla karşı karşıyayız. Diğer yandan enflasyon dinamiklerine baktığımızda da gıda fiyatlarının uzunca bir süreden bu yana enflasyonu yukarı yönlü ittiğini görüyoruz. Orada Merkez Bankası'nın geçtiğimiz haftaki para politikası kurulu toplantı özetinin içerisinde de gıda fiyatlarına bir vurgu vardı. Ancak gıda fiyatları kısmı öyle talebi baskılayarak yönetilebilecek bir durumda değil. Ben programdan önce kuraklık haritalarına baktım. Kuraklık haritaları çok iyi görünmüyor Türkiye için. Önümüzdeki dönemde biraz gıda fiyatlarını yukarı yönlü itebilecek, biraz daha yukarı yönlü itebilecek bir kuraklık riskiyle karşı karşıyayız ki zaten enflasyondaki en ciddi sorunumuz bizim gıda ve alkolsüz içecekler kalemi ve onun içerisindeki işlenmemiş gıda fiyatları. Şimdi siz 2021'de enflasyona ilişkin beklentileri nasıl görüyorsunuz ve Merkez Bankası'nın bu yüksek faiz politikası bizi nereye götürür? Şimdi Mehmet Bey, Türkiye'de işletmelerin maliyetleri için finansman yükü, faiz yükü en önemli sorun. Çünkü konuşmamızın başında ifade ettiğiniz üzere işletmeler kredisiz, kredi kullanmadan yatırım yapamıyor, kredi kullanmadan işletme yönetimini yapamıyor. Dolayısıyla her işletme için kredi bir ihtiyaç ve bu kredi maliyetlerinin artması işletmelerin maliyetlerini arttırıyor. Ve her artan maliyet işletmelerin karını aşağı çekiyor. Bu da bu işletmelerin faaliyetlerini devam ettirmelerinin önündeki en ciddi problem. Dolayısıyla faiz Türkiye'de işletmeler için en ciddi sorun. Kur mu faiz mi? İşletmeler penceresinden baktığımızda işletmelerin önemli bir kısmı, ekseriyeti
faizlerin aşağı düşmesini, kurların yükselmesine tercih eder. Eğer bir tercihi ortaya koymaları söz konusu olursa. Çünkü bu işletmelerin önemli bir kısmı kredi kullanıyor, TL kredi kullanıyor, Türk lirası kredi kullanıyor. Bu Türk lirası kredilerin faizlerin bugün %20'ler mertebesine çıkmış olması çok makul kar ölçekleriyle çalışan bu işletmelerin zararına yol açacak. Çünkü ortalama %10 kar marjıyla bu işletmeler çalışıyor. Büyük kısmı böyle. Üreten ya da hizmetler sektöründe bulunan işletmelerin önemli bir kısmının %10 kar marjıyla çalıştığı bir yerde eğer finansman yükü %10'dan, faizin %10'dan 20'ye çıktığı bir dönemde bu faizlerin maliyetini yönetmesi çok kolay olmayacaktır. 2021'de bu işletmelerin faaliyetlerini karlı ve verimli devam ettirebilmelerinin önündeki en ciddi sorun bu faizler seviyesidir. Merkez Bankası bir tercih ortaya koydu. Fiyat istikrar politikası çerçevesinde faizleri piyasanın beklentilerine uygun olarak 10.25'ten bugün 17'ye yükseltmiş durumda. Yani 6.75'lik bir fiyat artışı, faiz artışı söz konusu oldu. Ama bugün bankalara kredi kullanmaya giden işletmeler %20'den aşağı, %20'nin altında bir faiz oranında kredi kullanamıyor. Dolayısıyla bu kredi faiz oranlarının bu şekilde devam etmesi işletmelerin maliyetini de yukarı çıkartır ve enflasyon baskısını işletmeler de desteklemiş olur. Dolayısıyla faiz maliyet, enflasyon birbirini besleyen faktörler. Merkez Bankası'nın fiyat istikrar politikası kapsamındaki bu faiz artışları bu işletmeler üzerinde enflasyonist baskı yaratacaktır. 2021'de hedeflenen enflasyon oranlarına gelebilmeniz öncelikle faizlerin aşağı gelmesine bağlı. Evet, buyurun. Çok özür dilerim. Tam bu noktada şunu da söylemek istedim. Siz çok güzel tespiti yaptınız. Orada da bir önceki Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın finansal istikrar raporu toplantısında söylediği bir ifade vardı. Soru üzerine oran söylemişti. Türkiye'de döviz kurundan enflasyona geçişkenliğin %20 olduğunu söylemişti. Şimdi geri kalan kısımda maliyet kanalının çok etkin olduğunu görüyoruz. Talepten ziyade maliyet kanalının çok etkin olduğunu görüyoruz. O maliyetler içerisinde finansman maliyetleri büyük öneme sahip. Elbette bir yanlışı da aslında burada belki düzeltmiş olalım. Çok böyle doğru diye anlatılan bir yanlış var Türkiye ekonomisinin sanayi, özellikle sanayi üretimine ilişkin olarak. Deniliyor ki Türkiye'nin ihracatındaki malların, yani ihracatına konu olan malların ara mamullerinin işte %70-80'i ithal gibi, böyle çok yerleşik, hep kullanılan bir şey var. Aslında öyle olmadığını görüyoruz. Özellikle OECD raporlarında da bunu görüyoruz. Bu rakam %18 ile 20 arasında değişiyor maksimum. Yani Türkiye'nin ihraç ettiği ürünlerin içinde kullandığı ara mallarının %18 ila %20'si ithal mallar olarak görünüyor. Dolayısıyla burada kur tarafını çok baskılamak adına geldiğimiz enflasyon, pardon, faiz seviyelerinin uzun vadeli etkilerini çok iyi hesaplamamız gerekiyor. Şimdi tabii ben 2021'de şöyle bir korku yaşıyorum. Gıda fiyatları zaten çok yukarı yönlü bir baskı yapıyor. Bunun içerisinde işte kuraklık haritasına baktığımızda da 3 aylık tahminlere bakıyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminler bunlar. O 3 aylık kuraklık haritasını da gözümüzün önüne getirdiğimizde hani bu yıl tarım için çok verimli olmayacak. Bu da gıdanın az olması, özellikle işlenmemiş gıdanın, mahsulün az olması anlamına gelecek. Fiyatları yukarı yönlü itecek. Şimdi döneceğiz zaten çiftçinin maliyet kalemine baktığımızda, çiftçide de ciddi finansman maliyetleri olduğunu görüyoruz. Şimdi bu da üstüne binecek. Benim korkum şu, bunlar enflasyonist bir baskı oluşturacak. Merkez Bankası yine bu gıda fiyatları kanalıyla gelen, özellikle maliyet kanalından gelen baskıyı oluşan baskıyı frenlemek için yine bir faiz artışına giderse
Türkiye ekonomisinin bir 4 çeyrek, ki 1 yıla denk gelir, 4 çeyrek küçülme riski olduğunu görüyorum ben. Siz ne düşünürsünüz? Şimdi Mehmet Bey, Türkiye'de 1,5 milyon aktif çalışan KOBİ var. 2 milyona yakın da esnaf var. Toplamda 3,5 milyon işletme demek bu. Bu işletmelerin hepsinin banka borcu var. Bankalardan kullandığı küçük ya da büyük kredileri var. Bunların bir kısmı işletme kredisi, bir kısmı yatırım kredileri. Dolayısıyla her faiz artışı bu işletmelerin zarar etmesini ve faaliyetlerini devam ettirmelerinin önündeki en büyük engel olacaktır. Gıda enflasyonu evet bir gerçek ama yönetilebilir bir gerçek. Doğru planlamayla, doğru tarım politikaları ve doğru tarımın finansmanı politikasıyla. Altını çizerek söylüyorum. Tarımın finansmanı problemi var çünkü. Doğru tarım finansmanı politikalarıyla yönetilebilir diye düşünüyorum. Evet, kuraklık ihtimaldir. Bu kuraklığın getireceği mahsullerdeki düşüş gıda fiyatlarında baskı yaratacaktır. Yükselmesi yönünde baskı yaratacaktır. Ancak bunlar toplam enflasyon içinde %18-20 bandında bir sepetten bahsediyoruz. Dolayısıyla asıl risk faizlerdeki artış diye düşünüyorum. Çünkü bütün işletmelerin hayatiyetini etkileyen bir baskı unsuru faiz oranlarının %7-8 olduğu 6 ay önceden bahsediyorum. Çok uzun bir tarih değil. 6-7 ay önce başta kamu bankaları olmak üzere bankacılık sistemi 7,5-8'de kredi kullandırıyordu. Bugün %20'nin üzerinde bir faiz oranı ancak kredi kullandırımı söz konusu. Bundan kimse memnun değil ama. Yani kredi kullanan işletmeler de bu maliyetten hoşnut değil. Aynı şekilde bankacılık sistemi de faizler arttı diye daha çok kâr etmeyecektir. Çünkü öncelikle mevduat faizleri yükseliyor. Mevduat faizleri yükselirken geçmişten gelen stoktaki kredilerin düşük faizli olması onların karlarını aşağı çekiyor. Aslında faiz oranları yükseldiğinde bankacılık sistemi bundan daha çok para kazanmaz. Yanlış bir algı vardır bundan, buna ilgili. Tam tersi, faizler düşerse bankacılık tarafı daha çok kâr eder. Dolayısıyla bankacılık sistemi de bundan memnun değil. Zaten kredi kullanan reel sektörde bu faizlerin artmasına hiç hoşnut değil. Bir an önce buna ilişkin beklentilerin doğru yönetilmesi, yine altını çizerek söylüyorum, geleceğe dair bu anlamda beklentilerin doğru yönetilmesi ve faizlerin tekrar kademeli olarak düşecek bir trende girmemiz lazım. Aksi halde Merkez Bankası'nın son iki faiz artışından sonra gelinen nokta %17 Türkiye için ciddi bir risktir. Eğer bir sonraki adımda tekrar faizler yükselirse yönetilmesi daha da zorlaşır. Faizleri yükseltmek kolay ama geri indirmek çok zordur. Geçmişte de bunları yaşadık nitekim. Yani faizleri Merkez Bankası çok hızlı %24'lere yükseltmişti, hatırlayın 2018'i. Ama tekrar aşağı gelmesi epey bir zaman almıştı. Dolayısıyla bizim önümüzde en ciddi risk faizlerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın hep ifade ettiği aslında faizin çok büyük bir sorun olduğu bir gerçektir. Bilimsel anlamda da bunu çok rahat ifade edebiliriz. Çünkü bu işletmelerin karlı verimli çalışmaları, istihdamlarını devam ettirebilmeleri ancak varlıkları da mümkündür. Varlıklarını devam ettirebilmeleri için faizlerin mutlaka daha da düşmesi lazım. Evet, siz tabii reel sektöre çok hakim bir bankacısınız bir taraftan da. Yanlış söylüyorsam lütfen düzeltin. Halkbank'ta görev yaptığınız dönemde de siz esnaf bankacılığını kuran kişisiniz. Dolayısıyla sadece KOBİ tarafı değil, esnaf tarafını da çok iyi bilen ve takip eden bir isimsiniz. Tabii şimdi esnafın da finansmana erişimi ilişkin
önemli sorunları olduğunu biliyoruz. Çünkü çok mikro işletmeler diye geçen işletmeler, bir iki kişi çalışıyor. Mesela bir terzi atölyesi düşünün. Ama onların bile dönem dönem finansmana, ilave finansmana ihtiyacı oluyor. Hatta pandemi döneminde bunların çok ciddi bir artış yaşadığını da gördük hep beraber, takip ettik. Ümit ediyoruz hızlı bir şekilde bu faiz oranlarına ilişkin aşağı yönlü beklentiler ekonomi yönetimi tarafından, özellikle Merkez Bankası tarafından realize edilir. Çünkü çok sürdürülebilir faiz oranları değil bunlar. Bir de tabii çok Türkiye'de tartışılan önemli konulardan bir tanesi dolarizasyon. Yani halkın önemli bir kısmının, yurt içi yerleşiklerin önemli bir kısmının, özel ve tüzel kişilerin tasarruflarını döviz olarak tutması diye, hani basitçe söyleyebileceğimiz dolarizasyon sorunu var. Tabii burada bir taraftan da Merkez Bankası yönetimi dolarizasyonunu çözebilmek için, yani döviz tutan bireylerin dövizden vazgeçip Türk lirasına dönebilmeleri için de bu faizleri artırdıklarını ifade ediyorlar. Ama bir taraftan da Türkiye'nin demografik yapısı içerisindeki gelişmelere baktığımızda eskiden kalma, o nüfusun eskiden kalma alışkanlıkları açısından şunu görüyoruz. Faizden uzak durmak isteyen bir kesim var. Yani tasarruflarını faizde değerlendirmek istemeyen bir kesim var ki geçtiğimiz ay içerisinde Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nin yaptığı bir araştırmada bu kabaca tasarruf sahiplerinin %57'sine denk geliyor. Şimdi o %57'nin %85'i de diyor ki ben faizde paramı tutmadığım gibi faizli bankacılık yapıldığı için faizsiz bile olsa, yani faizsiz mevduat olsa bile faizle bankacılık yapan bankada da tutmam paramı diyor. Ve ne yapıyor? Gayrimenkul yatırımı yapıyor. Dövizi efektif olarak tutuyor evde veya iş yerinde, kasada, ya da altın alıyor. Şimdi biz baktığımızda son dönemde şunu gördük. Ağırlıklı gayrimenkul yatırımları var. Tasarruf sahipleri gayrimenkule yönelmiş durumdalar. Yatırımlarını buraya yönlendiriyorlar. İkinci sırada altın, fiziki altın alımı olduğunu görüyoruz. Yastık altı altınlarda ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. Üçüncü sırada dövizde bir alım olduğunu görüyoruz. Şimdi siz tabii İslam Kalkınma Bankası'yla da yakın çalışmalar yapan birisiniz. Şimdi Türkiye'nin bu yani bu durumunda faizleri artırarak dolarizasyonu çözebileceğine siz inanıyor musunuz veya başka bir çözüm öneriniz var mı? Levent Bey, bu çok bence önemli bir sorun. Çok önemli bir tespitte bulunuyorsunuz. Bu sorunun çözülmesi için çok taraflı, çok boyutlu çalışılması lazım. Şimdi Türkiye'de katılım bankacılığı, yani klasik faizli bankacılık sistemi dışındaki bankacılık sisteminde kamunun teşvikleriyle birlikte faaliyet gösteren 5 tane, 6 tane banka var. Katılım bankası var. Ona rağmen, bu kadar üzerinde çalışılmasına rağmen katılım bankacılığı maalesef istenen düzeye gelemedi. %5'lerde. %5'lerde. Yani 10 sene önce de %5'lerdeydi. Şu anda da aynı seviyede. Dolayısıyla Türkiye'nin sosyolojik gerçekliği içinde başka bir şeylerin yapılması gerekiyor. Bugün Türk bankacılık sistemindeki toplam mevduatların %55'e yakını döviz tevdiat hesapları. Şimdi diğer bir gerçek, Türkiye'nin tasarruf açığı olduğunu, kaynak problemi olduğunu biliyoruz ve yurt dışından borç alarak yatırımlar yapıyoruz. Toplam, işte demin bahsettiğimiz üzere 422 milyar yurt dışına sağlanan kredi var. Tasarruf açığını gidermek için borçlanıyoruz. Ama öte tarafta çok doğru bir tespitte bulundunuz. Yastık altı tabir ettiğiniz altın ya da dövizlerin sistem dışında evinde yastığın altında, kasasında tutularak tutulması bir gerçekliği de var Türkiye'de. Yani banka yatırmıyor parasını. Aslında burada güvensizlik değil. Yani dediğiniz gibi faizli bir sistemin içinde olmak istemiyorum dediği için yastık altında tutuyor tasarrufunu. Ya da gayrimenkul alarak değerlendirmeye çalışıyor. Enflasyona karşı varlıklarını korumaya çalışıyor. Onun için belki döviz alıyor, onun için altın alıyor. Türk lirası mevduatta ya da ona endeksi hazine bonusu, devlet tahvili
alımlarında da yer almıyor. Çünkü onu da faizli gördüğü için onu tercih etmiyor. Bunu kıracak şeyler yapmamız lazım. Mesela borsa bir araçtır. Son dönemde İstanbul Menkul Kıymetler Borsa İstanbul'daki gelişmelere baktığımızda bireysel yatırımcının çok ciddi yatırımlar yaptığını görüyoruz. Şimdi unutmadan bir parantez açalım burada. Bugün telefonla marketi aradım. Eve bir şeyler almak istedim. Sipariş verdim. Sonra kapı çaldı. Kapıyı açtım. Marketin servisi geldi. Poşetleri bana uzatırken servisi yapan market elemanı şöyle bir bana baktı. Efendim dedi, ben sizi bir yerden hatırlıyorum dedi. Televizyona çıkıyor musunuz dedi. Ara ara evet dedim. Yani televizyona çıkıyor. Hangi kanala çıkıyorsunuz dedi. Dedim Bloomberg'e çıkıyorum, bilir misiniz? Aa evet dedi, ben takip ediyorum. Ha tamam dedi, ben sizi hatırladım dedi. Şaşırdım ben de tabii, markette poşet taşıyan eleman Bloomberg niye seyreder, niye beni tanır? Abi dedi, ya dedi, bu döviz ne olacak dedi. Daha ben cevap veremeden, ya borsada da çok kaybım oldu dedi. Nasıl yani dedim. Ya dedi, küçük kağıtlar aldım dedi. Spekülatif kağıtlar olduğu için kayıplarım oldu. Onu nasıl telafi edeceğim onu düşünüyorum. Şimdi Türkiye'de bir taraftan da market servisini yapan bir elemanın ekonomiye ilgisini, borsa yatırımcı olabileceğini, dövizi takip ettiğini, ekonomi basınında haberdar olduğunu bugün bir kez daha canlı bir şekilde gördüm. Aslında Türk insanı piyasayı ve ekonomiyi oldukça takip ediyor. Nitekim Borsa İstanbul'da son 6 ayda ciddi bir bireysel yatırımcının girdiğini, toplamda 600 binin üzerine çıkan bir yatırımcı profilinin ortaya çıktığını görüyoruz. Bence bu döviz tevdiat hesapları, yani Türk lirası yerine dövizi tercih edenler ya da yastık altında tutulan altın döviz sorununu çözecek kapsayıcı bir politikanın geliştirilmesi lazım. Burada yine eğitime iş düşüyor. Japonya örneğinden yine bahsetmek isterim burada. Japonya'da eğitim hayatına başladı birinci günden itibaren üniversiteyi bitirene kadar her dönemde öğrencinin mutlaka finansal okuryazarlığına ilişkin eğitimler veriliyor. Yani ilkokul birinci sınıfa başladığında finansal okuryazarlıkla ilgili o çocuğa ne öğretilebilirse ya da üniversitede okurken finansal okuryazarlıkta sahip olması gereken bilgiler neyse Japonya'da eğitim sisteminin içinde finansal okuryazarlık çok önemli bir yer tutuyor. Buna ilişkin bir komite var. Bütün tarafların yer aldığı. 3 ayda bir toplanıp gelişmeleri tartıştıkları ve eğitim süreçleriyle ilgili politikaları yeniden dizayn ettikleri çalışmalar yapılır. Ve orada birey tasarrufu öğrenir, harcama alışkanlıklarını nasıl yapacağını öğrenir, aile bütçesini nasıl yöneteceğini öğrenir. Dolayısıyla ekonominin küçük bir ögesi olarak bireyin kendi ekonomi bütçesini yönetmesine ilişkin eğitim süreçleri öğretilir. Bizim de bu tasarruflarımızı sistem içinde tutacak, sistemin kullanabileceği şekilde doğru yönetilecek metotlara, eğitimlere ihtiyacımız var. Uzun soluklu bir politika gerekiyor. Evet, kısa sürede yapılması gerekenler var, orta vadede yapılması gerekenler var. Uzun soluklu yapılması gerekenler var. Ama Türkiye'de dolarizasyon ciddi bir sorundur. Ama ondan da önemlisi yastık altı tabir ettiğiniz doğru şekilde yönetilemeyen tasarrufların sistem içinde tutulmasını sağlayacak metotlara ihtiyacımız var. Yani bankacılık sisteminde toplam mevduatların %55'inin döviz tevdiat olması bir sorunsa bence ondan daha büyük sorun yastık altı tabir ettiğimiz tasarruflardır. Evet, çünkü özellikle gayrimenkul yatırımları tasarruflar içerisinde yer almıyor. Çünkü yani o istatistiksel olarak sistemin içerisinde, bankacılık sisteminin içerisinde görünmüyor onlar. Onlar
oradaki yapılan yatırımlar sistemden çıkmış para olarak görünüyor. Ancak şunu da biliyoruz ki özellikle o hem enflasyondan kendini korumak için hem de faize bulaşmamak için Anadolu'daki çok ciddi bir yatırımcı, tasarruf sahibi ağırlıklı olarak gayrimenkul yatırımını tercih ediyor. Şimdi o para sistemden çıkmış görünüyor. Diğer taraftan fiziki altın alımına ciddi bir yönelim olduğunu görüyoruz. Eski de alışkanlıklar onlar. O da sistemden çıkmış görünüyor. Bankacılık sistemin içerisinde görünmüyor. Sizin de yani çok isabetli tespit ettiğiniz üzere şimdi aslında tasarruf var ama sistemde görünmüyor. Bu sefer biz tasarruf açığımız varmış gibi dışarıdan finansman yoluna gitmek zorunda kalıyoruz. Bu da maliyetli oluyor çünkü dışarıdan getirilen paranın ilave bir maliyeti oluyor. Şimdi bu bir kısır döngü. Bunu aşmak için sizin de söylediğiniz gibi mesela borsanın daha fazla tabana yayılması konusu önemli. Şirketlerin halka arz edilmesi konusu önemli. Siz konuşmanızın başında işte şirketlerin şeffaflığıyla ilgili bir vurgu yapmıştınız. Tabii halka açık şirketler denetimi daha iyi yapıldığı için ve daha belirli standartlara göre yapıldığı için daha şeffaflar. Dolayısıyla belki önümüzdeki dönemde yine bu dolarizasyonun çözülmesi ve vatandaşların tasarruflarının sistem içerisinde tutulabilmesi için halka arzlar konusu belki en fazla tartışmamız gereken konulardan bir tanesi olacak. Çünkü Türkiye'nin gerçekten bir taraftan da sermaye piyasalarının derinleşmesine ihtiyacı var. Piyasalar sığ olduğu zaman spekülatif ataklara daha açık oluyor. Çok küçük miktarlardaki döviz hareketleriyle veya hisse hareketleriyle ekonominin hasar almasına sebep olabilecek sorunlarla karşılaşıyoruz. Bunun için sizin önerilerinizin çok isabetli olduğunu ben de belirtmek isterim. Çünkü bunlar bizim uzunca bir süreden bu yana Türkiye ekonomisinin fotoğrafını çekerken gördüğümüz önemli bir konular. Ama tabii siz sahanın içinden geldiğiniz için daha net ifade edebiliyorsunuz. Biz bazen böyle akademisyen olduğumuz için akademik dille tam anlatamıyoruz derdimizi ama siz uygulamadan geldiğiniz için işte söylediğim gibi esnaf bankacılığını da kuran birisi olduğunuz için daha böyle herkesin anlayabileceği dilden aktarmış oluyorsunuz. Bir de tabii benim biraz programın sonlarına geliyoruz ama sizden çok dinlemek istediğim konulardan bir tanesi de şu, siz bir taraftan da hani hep Japonya örneğini verdiniz çünkü sizin Japonya'da ciddi araştırmalarınız oldu ve bunu bir de kitaba çevirmiştiniz. Japonya ekonomisinin gizli gücü diye bir kitabınız var sizin bu konuyla ilgili. Tabii gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasında önemli farklar var. Siz tabii gelişmiş ülkelerin önemli bir kısmını da görmüş ve oradaki bankacılık sistemlerini de yakından analiz etmiş birisiniz. Türkiye'de de bir uzunca süre bankacılık yaptınız ve bankacılık sistemlerini gördünüz. Şimdi son dönemde şununla çok karşılaşıyoruz. Gelişmiş ekonomilerin gelişirken uyguladığı yöntemleri gelişmekte olan ülkelere uygulatmamaya yönelik öneriler var. Şunu söylemeye çalışıyorum. İşte bugün gelişmiş diye sınıflandırdığımız ülkelerin büyürken ve kalkınırken uyguladıkları metotlar, yöntemler, işte korumacı politikalar, bebek sanayilerin desteklenmesi, birbirleriyle olan ilişkilerinde uyguladıkları dış ticaret politikaları vesaire. Şimdi o dönemlere baktığımızda gelişmiş ülkeler gelişirken uyguladığı politikaları bugün gelişmiş ülkelerin kontrolünde diyebileceğimiz IMF veya Dünya Bankası gibi kurumlar gelişmekte olan ekonomileri asla yapmayın diye anlatıyorlar. Hani ben biraz onu merdiveni itme diye tabir ediyorum. Yani duvara çıkarken merdiveni kendisi kullanıyor, arkasından birisi gelmesin diye merdiveni itiyor. Şimdi bunu nasıl aşacağız? Bu çünkü önemli bir konu. Çünkü Türkiye gelişmekte olan bir ekonomi, daha fazla gelişmesi lazım. Özellikle savunma sanayinde inanılmaz bir başarı elde etti. Kısa süre içerisinde yerlilik oranı %20'lerden %70'lerin üzerine çıktı. Ama diğer sanayi kollarında bunu tam göremiyoruz. Çünkü işte biraz önce de konuştuğumuz üzere gelişmiş ülkeler kendi büyüme stratejilerini gelişmekte olan ülkelerin uygulamaması için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Sizce bunu nasıl aşarız? Şimdi Levent Bey, sorunuza yanıt vermeden önce KOBİ'lerle ilgili başka bir şey daha söyleyeyim. Sonra sorunuza Buyurun. Cevap vereyim. Tabii. Şimdi işletmelerin yabancı kaynak temini için
kredi kullanmasının yanında halka arz bir yöntemdir. Bir kaynak sağlamak için halka arza yapılır. Borsaya kote olursunuz. Ama ondan da önemlisi tahvil ihracı. Yine bizim kredi garanti fonu döneminde yapmayı çok arzu ettiğimiz hem EBRD ile hem de İslam Kalkınma Bankası ile ortaklaşa yürüttüğümüz bir projemiz oldu. KOBİ'lerin tahvil ihracının desteklenmesinin metodolojik yapısını kurmaya çalıştı. Çünkü tahvil ihracıyla daha düşük maliyetli, daha uzun vadeli kaynak temini mümkündür. Aynı şekilde yatırımcı için de, bireysel yatırımcı için de bir fırsattır. Yani faizsiz bir yapıya yönelik bir destek mekanizmasıdır. Bu tür alternatif finansman tekniklerinin Türkiye'de mutlaka geliştirilmesi gerekir. Aslında sizin sorunuza da kısmen yanıt olacak bir şey söylüyorum. Batı'nın, gelişmiş ülkelerin ezberlettirdiği öğretilerin çoğu zaman gelişmekte olan bizim gibi ülkelere birebir uygulanmasının pek mümkün olmadığı ya da istenen sonucu yeterince vermediğini biliyoruz. Örnek vermek istiyorum bununla ilgili. 2001 Türkiye'de ciddi bir ekonomik krizin yaşandığı bir dönemdi. Akabinde çok sert bir IMF reçetesi Türkiye'de uygulanmıştı. Hepimizin hatırladığı şeyler vardı. O dönemde uygulanan politikalardan halen bence ızdırabını çektiğimiz bir alan var. Demin konuştuğumuz tarım. 2001 IMF reçeteleri içinde uygulanan tarım destekleme politikaları, sübvansiyonlar bugün tarımın Türkiye'de geldiği noktanın müsebbibi o dönemin politikalarıdır. Üretmeden yapılan teşvikler tarımsal üretimleri aşağı çekmiştir. Türkiye'de tarımın gelişmesinin önündeki en büyük engel olmuştur. Bugün tarımdaki üretim probleminin ve gıda enflasyonunun temeli aslında 2001'de IMF'nin Türkiye'de uygulamaya çalıştığı reçetelerin sonucudur. Sizin de çok iyi bildiğiniz Güney Kore örneğini vermek isterim. 1980 yılına kadar Güney Kore Türkiye'nin çok gerisinde bir ekonomiyken bugün 10 büyük ekonomi arasına girmiş bir ülke. Coğrafi olarak Türkiye'nin dörtte biri, nüfusu yarısı bile değil. Ama gayri safi milli hasılası Türkiye'nin iki katına çıkmış. Kişi başı milli geliri 3 katına çıkmış bir ekonomi Güney Kore. Çarpıcı bir örnek vermek istiyorum Güney Kore ile ilgili. Dünyanın en büyük tersanelisi, en iyi gemi ihracatı yapan, en büyük gemi ihracatı yapan ülkesi Güney Kore. Ama Güney Kore'de çelik yok. Güney Kore'de kendinden enerji yok. Enerji ve çelik üretimi olmadığı halde dünyanın en büyük gemi ihraç eden ülkesi Güney Kore. Dolayısıyla doğru politikalarla ve doğru kalkınma politikalarıyla bu noktaya gelmiş bir ülke. İşte, sanayileşmenin gizli tarihi diye bir kitap var. Siz de çok iyi bilirsiniz. Evet. Bu kitapta alternatif kalkınma modelleriyle ülkelerin nasıl kalkınabileceğini Kore örneği anlatılarak çok güzel yanıt verilmiş durumda. Türkiye'nin kendi dinamikleri var. Demin bakkalın çırağının borsayla ilgili bana soru sorması gibi. Türkiye insanı nüfusuyla, girişimcilik ruhuyla, jeopolitik stratejik önemiyle aslında fırsatları ayağına kadar gelmiş. Bu fırsatları doğru kullanıp doğru yönetebilirse dünyanın en büyük ekonomileri arasına girmesi çok kolay. Çok zor değil. Bunun için kendimize güvenmemiz, kendimize uygun politikalarla bunları yapmamız gerekiyor. Sizin yazılarınızda hep vurguladığınız neoklasik iktisat politikalarıyla bugüne kadar Batı'nın bize öğrettiği ABC'lerle buradaki ekonomiyi yönetirsek çoğu zaman hüsrana uğrarız. Kendimize özgü politikalarla, Türkiye'nin ihtiyacına uygun politikalarla biz yönetirsek sonuç alırız. Esnaf bankacılığından bahsettiniz. Orayla ilgili çok basit bir şey anlattım size.
Türkiye'de işte 2,5 milyona yakın esnaf var. Bu esnafın kredi ihtiyaçları var. Bu kredi mekanizması esnaf kefalet kooperatifleriyle yapılıyor. Türkiye özgün bir modeldir. Halk Bankası vasıtasıyla bu krediler kullandırılır. Hazine sübvansiyonları vardır. O sübvansiyonlar bütçe üzerinde çok düşük maliyetlerle yük teşkil ettiği halde ortaya çıkan 2,5 milyon işletme ve onların aileleriyle sosyal dokuyla birlikte belki 15 milyonu etkiliyor. Hem istihdama, hem üretime, hem katma değere katkı sağlıyor. Aslında buraya özgü modellerle, buraya özgü çözüm politikalarıyla yapılabilecek şeyler var. Ama ezbere yapmamamız lazım. Yani dövizi düşürmek için faizi yükseltmemiz gerekiyor dersek tam doğru söylemiş olmayız. Nitekim siz de çok güzel söylediniz. Dövizi tercih edenlerin meselesi faiz değil çoğu zaman. Yani faiz yükseldiğinde dövizini bozdurup TL'ye dönüp faiz alacağım diye düşünmüyor. Öyle olsaydı döviz tevdiat hesapları azalırdı faiz artışıyla birlikte. Maalesef bireylerin döviz talepleri devam ediyor. Başka şeyler yapmak gerekiyor. Yani Türkiye insanını, Türkiye işletmelerinin sosyolojisini doğru anlayarak, doğru politikalar geliştirerek çözümler bulmamız gerekiyor. O zaman evet, Türkiye dünyanın en büyük 10. ekonomisi de olur, 5. ekonomisi de olur. Çünkü o dinamizm var bu ülkede, o istek ve heyecan var bu ülkede. İsmet Bey, çok teşekkürler. Sohbet son derece keyifliydi. Bilen birisiyle konuşmak tabii çok daha keyifli oluyor. Sahadan gelen, uygulamadan gelen birisiyle çalışmak, konuşmak çok keyifli oluyor. Ama tabii sürenin de sonuna gelmiş olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Ama teşekkür bir yayın daha sözü alırız sizden buradayken. Çünkü bu konular çok önemli. Hep biz ağırlıklı olarak literatür bilgisiyle saha bilgisini birleştiremediğimizden dert yanarız. Çünkü siz de çok güzel söylediniz. Türkiye'nin kendisine özgü bazı yönetimsel sorunları ve modelleri var. Dolayısıyla bunları işte bütün ülkelerde uygulanabilirmiş gibi anlatılan IMF reçeteleriyle veya Dünya Bankası'nın dayatmalarıyla çözemeyeceğimiz aşikar. Aynı şeyi defalarca deneyip farklı sonuç almaya çalışmanın bir anlamı yok diye söylüyorum ben bunu. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde inşallah bu sorunları da aşarak savunma sanayisinde sağladığımız o başarıyı diğer sanayi kollarına da aktararak Türkiye'nin gelişmesi, kalkınması için adımlar atılmış olur. Çok teşekkürler katıldığınız için. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Değerli TESK TV izleyicileri, bu haftalık bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta yeni bir konukla sizlerle görüşmek üzere. Mutlu günler.